Cemre Demiral ara ara gündeme gelen bir insan. Kendisiyle de daha önce oturup konuşmuşluğum var. Normalde ahbaplığının olduğu bir insan hakkında böyle bir video çekmek çok kolay değil ama şimdi olay gerçekten çok büyük. Bir de harbiden söylemek istediklerim var. Şimdi podcast'te herkesin Cemre Demirel'i az buçuk tanıdığını varsayarak başlayacağım. İlk cidden gündeme geldiği olay bu değildi aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ciddi manada sinirlenip alkollü bir şekilde yayındayken tabiri caizse delirdiği bir yayın kesidi paylaşılmıştı. Hatta Recep Tayyip Erdoğan seçim sürecinde Cemre Demirel'in o kesildiği bile kullanmıştı. Ondan sonra Cemre abi yayınlar açtı. Özürler dilendi falan. Yani zaten kendisi de söylüyor. Psikolojik olarak çok sağlıklı değil. Ve olay birçok kişi tarafından kabullenildi. Sonra yayınlar açmaya devam etti. Tabi insanlarla sohbet etmek hem psikolojisini onaran bir durumdu. Hem de güzel bir gelir de getiriyordu bir ihtimal. Sonrasında adının daha fazla duyulması, canlı yayınlar. ve takipçileriyle kendi arasında çok sıcak bir ilişki oluştu. Hatta Cemre'ye şeyhim falan demeye başladılar. Sonra işte asıl vukuatın yaşandığı kız arkadaşıyla bir yayın açtı. Yayın birçok takipçisi tarafından eleştirilmişti. Kıza baya bir tepki gelmişti. Primci misin? Niye Cemre ile berabersin? Adam zaten söylüyor. Benim psikolojim pek iyi değil. Sana ilgi gösteremem diye. Ben yayını izlediğim zaman ya dedim adam mutlu olmuş. Ama yani bakınca çok ilerleyecek bir ilişki gibi gelmiyor. Umarım bir noktada patlamaz. Ama öyle bir noktada patladı ki şiddet olayıyla. Evet Twitter'da falan bu olaya şaşırdıysanız geri zekalısınız gibi tweetler atılmış ama Cemre Demir aleyvallah psikolojik olarak problemi olan bir insan olabilir. Alkol problemi olabilir. Sakın yanlış anlamayın bu videoda Cemre'yi savunmayacağım Savunulacak hiçbir tarafı da yok zaten ama gerçekten yüz yüze oturmuş bir insan olarak ben beklemezdim açıkçası. Alkol aldıktan sonra kendini kaybettiğini falan zaten yayınlardan görüyorduk ama şiddet olayı yok abi. O başka bir mesele. Bildiğiniz kafası kıyakken kız arkadaşını dövüyor. Kızın gözünün morarık bir fotoğrafı var. Buraya koyamayacağım. Kız da bunu Instagram hesabından paylaşıyor. Ayrılma nedenleri olarak. Ve sonrasında Cemre açıklama yapıyor. Hem Twitter üzerinden hem de canlı yayında. Ve açıklamaları bence asıl problemli. En sonki olay genel manada bu. Şimdi benim de çok alkollü olduğum zamanlar oldu. Böyle yürüyemeyecek kadar falan. Dün ne yaptığımı hatırlamadığım kadar alkol içtiğim. Elbette sizin de olmuştur ama hiçbir zaman birine zarar vermeyi falan düşünme. Evet alkol bir özgüven getirir insana. O özgüvenle salak salak hareketler yaparsın ama şiddet meselesi bence biraz daha bilinç altında yatan bir mesele. En azından bana böyle geliyor. Şimdi normalde böyle bir olaydan sonra ben Cemre'den bir özür beklerdim. Tabii çok mantıklı açıklama yapılacak bir olay değil. Sarhoştum falan filan gibi açıklamalar. Belki yapılabilir. O da zaten onu söylemiş ama bir de üzerine dövmek hakkında şöyle bir açıklaması var yayında. Bir de şu var. Sevgilisini dövdü diye. Abi dövmek daha kapsamlı bir eylem değil mi? Ne bileyim dalarsın, boğazlarsın bir şey yaparsın falan değil mi? Hani yere yatırırsın, tekmelersin. Dövmek deyince hakkında bunlar canlanıyor. Ama kıyak kafa bir tane vurmuşum ki hatırlamıyorum ama hadi kabul ediyorum beyanının doğru olduğunu kızın. Bir tane vurmuşum bu dövmek mi oldu? Abi evet o dövmek oluyor yani. Abi yok kız şöyleydi kız böyleydi. O da manyakmış falan. Ya arkadaşlar bilinçli veya bilinçsiz. Daha güçlüsün diye daha güçsüze üstünlük kurmak hayvanca bir harekettir. Ha Cemre Demirel de yayında defalarca haksız olduğunu dile getiriyor ama işte bir sürü aması var. Ya da işte böyle açıklamaları var. O dövmek miydi gibisinden. Abi tamam sana göre kız bunu prim için kullanmış olabilir falan. Ama arkadaşlar oturup da bunu savunulacak. Herhangi bir yerinden tutulacak bir tarafı yok Allah aşkına. Alkol aldıktan sonra başka bir insan olduğunu düşünüyor San, alkol bir uyuşturucudur. Alkol kullanmayacaksın, bu kadar basit. Zaten toplumun da alkol içen insanı bu şekilde yadırgaması lazım. Hani alkol biraz daha hemen hemen herkesin kullandığı bir şey olduğu için çok fazla uyuşturucu gözüyle bakılmaz ya. Oysa atıyorum met içip kafayı dağıtıp birisine zarar veren bir insanla alkol içip kafayı dağıtıp birisine zarar veren bir insanın hiçbir farkı yoktur yani. Nasıl met içeni yargılıyorsun? Ya bu uyuşturucu içenlerin Allah belasını versin diyorsun. Ya alkolüye de aynı şey diyeceksin. Çünkü bunlar tamamıyla senin elini ayağını kesen, sana asla yapmayacak şeyleri yaptıran uyuşturucular. Çünkü bu açıklamanın sonu şöyle raddelere varabiliyor. Atıyorum kıza daha büyük bir zarar gelmiş olsaydı ya da bambaşka bir olayda düşünebilirsiniz. Asla yapmayacağım dediği bir şey yapsaydı yine. E o zaman ne olacaktı? Şimdi benim olayla alakalı asıl uyuz olduğum nokta tabii ki Cemre suçlu. Orası ayrı ama kardeşim Cemre'nin takipçileri ki bu yalnızca Cemre'nin takipçilerinde yok. Pek çok takipçi kitlesi böyle olan insan var ve buradan beni takip eden insanlara seslenmek istiyorum. Lütfen böyle olmayın. Bana mümkün mertebe bir lakap da takmayın. Ya adamı harbiden şey ...şeyh gibi görüyorlar ve iyi yapmışsın, eline sağlık... ...kardeşim işte biraz daha dikkatli ol gibi yorumlar yapmışlar. Dostlar bu takipçi kitlesi falan değil ha. Bu adamı yanlışlarıyla, doğrularıyla kabul etmek de değil. Bu bildiğiniz, taşak geçtiğiniz şeyh-mürit ilişkisi. Ya tamam bu yorumları yapanların yaşı büyük ihtimalle ufak... ...ve bu çocuklar ne dediklerini bilmiyorlar. Cemre ile çok yakın bir bağ kurdukları için... ...o ne yaparsa olumlu bir şeymiş gibi görüyorlar. Ama bu kafa yapısı çok sağlıksız bir kafa yapısı. Bakın Cemre'nin kendi yorumlarında bile... ...takipçi kitlesini eleştiren insanlar gördüm... Çünkü içerisinden akıllı insanlar diyor ki oğlum salak mısınız? Bu Cemre yaptı diye savunulacak bir şey mi? Abi bir insanın yayınını izleyebilirsin. Muhabbet, sohbet çok hoşuna gidebilir. Ya da çok samimi gelebilir sana. Abin gibi belleyebilirsin. Ama işte gerçek hayatta abin bile yapsa savunmayacağın şeyleri sosyal medyada at gözlükleriyle savunma be kardeşim. Yani bugünün gündemi buydu. Ben üzüldüm gerçekten. Genel durum adına. Umarım kendini toparlar diyeceklerim bu kadar.